Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bisikletimizi aldık. Küçük bir spor yapacağız. Küçük bir şehir turu yapacağız. Ortalama 20-25 kilometrelik bir turumuz olacak. Bugün başka şehre gitmeyeceğiz. Ne bir göle, ne bir köprüye, ne tarihi bir mekana. Bugün bu kaytalın içinde çok güzel yerleri size göstermek istiyorum. Bunun için de ilk önce amcamı almam gerekiyor. Hadi gidelim. Bisikletçi arkadaşımızı, koçumuzu yakaladık. Kendisi şu an bisikletine bakım yapıyor. Bugün şehrin, dediğim gibi biraz önce, şehrin içinde küçük bir tur yapacağız. Martin adam ya, Martin her şeyi yaptı. Bisikletimizde bir eksiklik yok. Bugün Wuppertal'da küçük bir tur atıyoruz ve... Sen ne diyorsun? Çekim mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu an... Evet, şu an çekim yapıyorum. Hayranlarım benden video istiyor. Siz bilmiyorsunuz. Beni bilen bilir. Hadi arkadaşlar gidelim. Şu an Mekabanof'a geldik. Yani eskiden burası, Notbantas hakkında küçük bir bilgi vereyim size. Bu sırada amcamın yanına gidelim. Notbantas eskiden, yani Kuzey Demiryolu hattı olarak, tren hattı olarak hizmet veriyordu. Daha sonra 2008 yılında burayı bisiklet yolu yapmak için, yürüyüş, bisiklet ve aktivite yolları yapmak için belediye çalışmaları başladı. Bağış toplandı, fon toplandı, Avrupa Birliği'nden destek alındı ve sonuçta çok harika bir bisiklet yolu çıktı. İstasyonlarda da bu şekilde gördüğünüz gibi kafeler, aktivite, buluşma ortamları oluşturuldu. Ve gerçekten de çok keyif verici. Mesela size bir örnek olarak amcamı göstereyim, koçumuzu göstereyim. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, amcamızı, koçumuzu yakaladık. Keyifler nasıl? Süper, nasıl görünüyor? Vallahi çok şanti görünüyorsunuz. Keyfiniz maşallah. Teşekkür ederim. Burası güzel. Hakkında ne demek istiyorsunuz? Güzel bir turu hazır mıyız? Valla şehrin içinde yapabileceğimiz en güzel tur yapacağımıza inanıyorum. Seni fazla yormayacağım çünkü haftaya çok güzel bir turumuz haftaya olacak. Haftaya Zollingen-Münchsen'e gideceğiz. Orada ortalama 120 senelik çok güzel bir köprü var. Tarihi bir demir yolu köprüsü var. Altında çok güzel bir park var. Oraya gezeceğiz. Ortalama 45 kilometrelik bir tur olacak. Eğer o videoya ilk haber olmak istiyorsanız, ilk kez haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup aşağıdaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hadi turumuza devam ediyoruz. Thank you.
So, evet arkadaşlar, şimdi Schloss-Lüntembeck'e, Lüntembeck Şatosu'na gideceğiz. Onu da birden karar verdik. Video için güzel olacağını düşündük. Takipte kalın, izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, Schloss Lüntembeck'i de gezdik. Size kısaca göstermiş oldum. Gerçekten bir doğa harikası. Yani doğa ile insanların yani buluştuğu çok güzel, çok nadir yerlerden birisi. Bu eyaletin, bu şehrin. Şimdi turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım daha bizi neler bekleyecek. Hadi gidelim. Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make. Evet arkadaşlar, turumuzun son noktası olan Zombo'ndaki Wuppe Irmağı'nın kenarına geldik. Burada küçük bir mola vereceğiz. Koç, molamız nasıl? Kaç dakika? Cevabı verdi ona. 5 dakika burada mola verip turumuza devam edeceğiz. Enerjimizi alalım. Duplo adamdı. Aldım şöyle. Aldım aldım. Hadi arkadaşlar, sizi nehirle baş başa bırakıyorum. Thank you.
Evet arkadaşlar, bugünkü turumuzun sonuna geldik. Ortalama şu an 13 kilometre oldu. 13-14 kilometre oldu. 7 kilometrede 25 mi? Eve gidince 25 olacak o. Daha değil. Şu an eve döneceğiz artık. Turumuzu burada sonlandıralım. Videoyu da son bir kapanış videosu ile sizi baş başa bırakacağım. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Zollingen'de gideceğiz. Bunu söylemiştim. Bunun için lütfen destek olmak için 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olup video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.